değerli izleyiciler. Mayıs'ta sanayi üretimi bir önceki aya göre %17.4 arttı. Mayıs ayında ekonomi tekrar açılmış, işyerleri kepenklerini kaldırmıştı. Fabrikalar çalışmaya başlamıştı. Nisan'da sanayi üretimi yıllık %31.4 ve aylık %30.4 azalmıştı bir önceki aya baktığımızda. Şimdi Mayıs ayının aylık sanayi üretim endeksinde gelen verisi %17.4'lük artış sevindirici oldu. Detaylarını konuşacağız. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Covid-19 etkisinden V şeklinde büyümeyle çıkacağının ilk sinyalini görmüş olduk dedi. Mayıs ayının e, sanayi üretimi endeksiyle birlikte. Piyasalara baktığımızda geçtiğimiz hafta borsa kaybettirdi. Altın ve döviz kazandırdı. Dünyada koronavirüs vaka sayılarının arttı ama ekonominin açık olduğu bir süreçteyiz. Bu durum nasıl bir risk yaratır? Tüm detayları efendim daha ve daha birçok konuyu biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy ile konuşacağız. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Murat merhaba. Merhaba Nazlı. O kadar çok konu var ki açılışta hangisini söyleyeyim söylemeyeyim dedim. En, en doğrusu seninle konuşarak direkt programı tabii, başlatmak. Sanayi ile başlayalım. Evet. Ee, sen ...sana bir sürpriz oldu mu yoksa bunu bekliyor muydun? Bir sürpriz olmadı açıkçası. Çünkü her ne kadar bayağı bir dibe inmiş e, iken sanayi üretim endeksi... ...toparlanmalarla beraber bu artışların gelmesi aslında doğal. Beklentiler paralelindeydi ayrıca. Burada tabii e, yıllık ve aylık olarak baktığımız ki ...yıllık tarafta yine o istenen e, artı seviyeleri henüz geçmedik ama... ...aslında doğru olan da zaten aylık olarak bakmak diye düşünüyorum. Çünkü geçen yılda bu yıl tamamen birbirinden bağımsız iki bir tane yıl aylık olarak bu artışın gelmesi de elbette ki bu toparlanmanın birebir göstergesi olarak yansımış durumda. Şimdi sanayi üretim endeksi tabii bu nispetle artış olması geçtiğimiz Ağustos ayından bugüne kadar bakacak olursak mesela aşağı yukarı ikiler üçler seviyesindeydi artış normal bir trendti. Şimdi bu gelen artış tabii ki dipten çok ciddi bir çıkışla söz konusu oldu. Baktığımız vakit şimdi karşılaştırma yapmak lazım tabii iyicene perspektife koymak için. Acaba Avrupa tarafındaki rakamlar ne şekilde, işte Asya'da G20 ülkelerinde ne şekilde diye. Oralarda da tabii bir takım önemli toparlanmalar var. Fakat Türkiye bu toparlanmasıyla şu anda Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ndeki üyelerin daha doğrusu biraz da önüne geçmiş oldu bu şeyle e, hamleyle. Orada tabii şu da önemli birçok ülke var aslında bakarsan Avrupa Birliği'nde geriye çeken bu manada işte Romanya, Slovakya, Belçika falan gibi ondan biraz daha geride kalıyor ama sanayi üretiminin tabii bu şekilde artış gelmesi e, büyümenin de öncü bir göstergesi olması açısından e, ikinci çeyreğe dair büyüme rakamları da eğer e, sanayi üretim endeksindeki bu artış devam ederse önümüzdeki aylarda da oldukça iyi bir şekilde pozitif olarak, olarak etkileyecek diye düşünüyorum. Şimdi Geçen yılla kıyasladığımız zaman evet %19.9 almadan bahsediyoruz evet. ama geçen yılın Mayıs ayına da baktığımız zaman aslında 2018 kur şokunun etkilerini atlatmaya çalışıyordu zaten sanayi üretimi de. Oradaki fiyat artışı kurdan dolayı gelen fiyat artışlarının e, aslında endekse yansımasını konuşuyorduk. Oradan da bu aya baktığımızda ee, Emre Hocam da onu dedi bu sabah. 2019'un e, Mayıs ayında da çok yüksek değildi zaten sanayi üretimi. O yüzden şimdi de yıllık bakmamak lazım, aylık bakmamız lazım. Doğru. Ki yıl sonunda ...Türkiye ekonomisinin nasıl büyüyeceği ile ilgili şimdiden kafamızda belli başlı bir rakam oluşabilsin dedi. Sen de aynı görüşte misin? Tabi tabi yani Emre Hocamın dediği çok doğru. Çünkü aylık bazda artık bundan sonra nasıl gideceği bizim için nispeten daha önemli. Yani yıllık bazda bir karşılaştırma yaparsak orada zaten çok tatminkar bir sonuçta da çıkmıyor. Evet. Baktığımız vakit halen eksi olarak gözüküyor ve eksi olan rakam biraz daha böyle pozitife doğru yaklaşıyor gibi gözüküyor ama... Aylık bazda önemli. Şimdi bundan sonraki aslında ayların rakamları çok önemli olacak. Acaba bu trend aynen devam edecek mi etmeyecek mi onu görmemiz lazım. Eğer onu da görürsek tamamen bir dipten çıkış başladığında kanaat getirebiliriz. Çünkü bu bir aylık sürmemeli, bundan sonraki aylarda da devam etmeli. Gerçi bütün verilere, endekslere baktığımız zaman orada da benzer şey. Birazdan perakendeyi de konuşuruz evet. muhtemelen. Orada da benzer şey olması lazım. Ee, tabii bu aslında iki verinin sanayi üretim endeks açısından bakacak olursak... ...bunun büyümeye olan etkisi bizim için çok önemsediğimiz bir konu. Sanayi üretim endeks arttı, evet güzel bir şey bu ay içerisinde. Bu önümüzdeki yerlerde devam ederse Türkiye'nin yıllık büyümesi beklenen şekilde hedefe ulaşacak mı ulaşmayacak mı onu göreceğiz. Tabi burada tekrardan altını çizmekte fayda var. İzleyiciler de yazıyor biz şu an Mayıs ayının verilerini Doğru. konuşuyoruz. Ama e, Temmuz ayındayız. E, bunu da unutmamak lazım. Tekrardan söyleyelim. Mayıs ayının verileri üzerinden şu an değerlendirme yapıyoruz ama birazdan günümüze de geleceğiz. Evet. Şimdi o zaman sen söyledin madem. Direkt o konuyla devam edelim. Ciro Endeksleri de geldi. Hı hı. Şimdi sanayi üretimde tabi aylık bazda bir artış olunca önümlere rakamlar var. sanayi ciro endeksine baktığımızda sanayide %15.7'lik bir artış var. Tabii evet. üretim artınca cironun da artması çok normal. E, ticarette %14.3 artmış. Hı hı. Hizmet sektörü çok enteresan %2.2 artmış. Mayıs ayında ben seninle yayın öncesi de bunu konuşuyordum. Neredeyse %0 ve 1 arasında bir artış olur diye düşünürken %2.2. Murat kuaförler açıldı 11 Mayıs'ta. Bu onun etkisi mi? <laughs> Ee, olabilir gerçekten yani kuaförlerin açılmasını herkes çok e, merakla bekliyordu. Dolayısıyla bir talep artışı olmuş olabilir o tarafta. Şimdi Mayıs ayı olarak söyledin ya çok doğru. Haziran ve Temmuz ayında aslında ben hizmetler tarafında biraz daha artışlar olmasını bekliyorum. Evet. Özellikle işte restoranlar tarafında insanların gidişleri biraz daha alışkanlık haline gelmeye başlayacak. Yani halen baktığımız vakit bir çekince olan kitle var. acaba biraz daha beklesek mi etsek mi diye. Keza kuaförler tarafı da öyle. Biraz daha alışınca bu normal düzene ki nispeten gün gün alışılmaya başlanılıyor. Tabii oradaki sınırı da çok önemli korumak. Dolayısıyla önümüzdeki ay itibariyle özellikle hizmet tarafındaki artış biraz daha kendini gösterebilir. Hiçbir alt kalemde ciro endekslerinde bir gerileme olmamış. Evet, Hep bir artış evet, var. Evet. En düşüğü de söylediğim üzere hizmetler sektörü evet. olmuş. İnşaatta %8.3 artış görünmüş. Bu demek oluyor mu acaba? Ekonomi Mayıs ayı itibariyle toparlanmaya başladı. Ee, tabii Mayıs ayı itibariyle toparlanmaya başladı. Zaten olması da lazımdı bunun. Ee, sadece Türkiye'ye özel değil tüm dünya ülkelerine ilişkin bir evet. toparlanmalar şu anda mevcut. Önemli olan bu toparlanmada Türkiye kendini ne şekilde konumlandıracak diğer dünya ülkelerine göre. Şimdi mesela diğer ülkelerden bir takım veriler biraz daha güncel geliyor. Evet. İşte Haziran rakamlarını karşılarken biz de bazen Mayıs rakamlarında falan kalıyoruz. Dolayısıyla çok böyle karşılaştırma yaparken de elma armut oluyor biraz. O nedenle biz biraz daha bir hikaye ilerledikten sonra... Bir de çok anlık sonra... yaşıyoruz. Evet. Özellikle bu Covid-19 bize de onu öğretti. Tabii. Çok anlık yaşadığımız için şimdi Mayıs ayında ne olmuştu diye bir geriye döndüğümüzde Aa, evet diyoruz kuaförler açılmıştı o yüzden hizmet sektöründe bir artış olabilir gibi konuları da Doğru. hatırlamaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi biraz daha güncel rakamlar olunca belki bugünleri biraz daha not etmek lazım. Bundan sonraki endekslerin açıklanmasına ilişkin daha böyle net şeylere hakim olmamız gerekecek ama dediğim gibi aylık olarak gelen bu artışın bir şekilde önümüzdeki dönemlerde de yani Haziran'da Temmuz'da aynı para devam etmesi lazım. Şimdi Mayıs'ta enflasyon aylık bazda %1.36 ve yıllık %11.39 olarak gelmişti. Gıda da gıda enflasyonu evet. çok dikkat çekiyordu. E, hatta çoğu analistler sen de dahil olmak üzere dikkat edilmesi orada kırmızı çizginin üzerinde olduğumuzdan Bahsediliyordu buna baktığımız zaman Hı -hı. perakende satış endeksi mayıs ayında gıda ve içecek tütün yüzde 7.7 oranında satışlarda azalma olmuş bu fiyat artışlarında o hızlı fiyat artışının getirdiği bir etken midir acaba? Gıda dışında ise %17.3 artış var, otomotiv yakıtında %0.3 azalma var. Ama gıda içecek ve tütündeki azalmayı acaba gıda enflasyonuyla bağdaştırabilir miyiz? Mayıs ayı için olduğunu tekrardan vurguluyorum. Evet, evet, nispeten olabilir. Daha doğrusu şundan daha çok kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Perakende satış tarafı Mayıs ayında biraz daha böyle sanayiye göre nispeten daha geriden geldiği için... Hı hı. ...çünkü direkt tüketim ve talebi bize gösteren bir endeks. O nedenle toparlanması biraz daha şey olabilir, geriden geliyor olması doğal. Tabi şimdi biz perakende satış endeksinin artmasıyla beraber demin senin de söylediğin gibi gözümüzü hemen enflasyon tarafına çevireceğiz. Evet. Orada şimdi diğer küresel ekonomilere bakıyoruz mesela perakende satışlarda çok ciddi zıplamalar var. Olumlu manada söylüyorum bunu ama enflasyon tarafındaki şeye baktığımız zaman bunu aynı paralelde görmüyoruz. Nispeten biraz daha dezenflasyon süreci var o tarafta. Şimdi bu perakende satışlardaki artış geriden gelerek enflasyon tarafında bir artışa sebebiyet verecek mi, vermeyecek mi? Onu göreceğiz. Ben etkili olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü enflasyonun tipi de bu sene biraz talep türlü enflasyona değişti. Talep tipli enflasyona doğru evrilmeye başladı. Mesela geçen sene biz daha çok maliyet enflasyonundan bahsediyorduk. işte çok doğru. E, ham madde artışları olsun, enerji fiyatlarındaki artışlar olsun, aramalar, finansal maliyetler. Şimdi biraz daha talep yönlü enflasyona dönmeye başladı. Dolayısıyla e, bu perakende satışlardaki artış bu himmeyle devam ederse şey riski var. Enflasyon tarafında bunun etkilerini negatif manada görme riskimiz var şu anda. Ama Haziran'a da baktığında bak Haziran'da enflasyon e, Mayıs'a göre aylık bazda daha az bir artış gösteriyor. Bu sevindirici bir şey. Yine evet. de beklentinin üzerinde ama %1.13 bir artış var. Beklenti Haziran'da aylık bazda 0.7 evet. oranındaydı. Hatta 6.5 diyenler de Doğru. vardı. Yıllık ise %12.62. Şimdi bunu niye söylüyorum? Haziran ayında aylık düşüş gösteren tek grup %1.6 ile gıda oldu. Bilmiyorum. ...demek ki Mayıs'tan Haziran'da böyle ciddi bir değişiklik var. Evet doğru yani aslında tam tersine dair evet. bir beklenti vardı. <laughs> mesela şimdi Merkez Bankası son faiz oranları şeyde de... ...politikasının basın açıklamasında da mesela... ...gıda enflasyonuna değinmişti. Doğru. Bundan bir takım artışlar olmasına ötürü... Bu e, sebepten dolayı sabit bırakıyorum dedi. Evet bundan evet. ötürü sabit evet. bırakıyorum dedi. Şimdi tabii oradaki durum biraz değişik oldu. Biraz daha şimdi öyle bir dönemden de geçiyoruz ki Nazlı... ...bir ayı bakarken verilerine... Birçok böyle dengeler, e, tahmin ettiğimiz şeyler aynen paralel çıkmayabiliyor. Dolayısıyla bizim bu dönemi daha iyi değerlendirmemiz için aslında biraz böyle 3 aylık periyotlara bakmamız çok daha doğru olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla aylık bazda bir takım şeyleri değerlendirmek hakikaten zor. Çünkü bir takım tahminlerde bulunuyoruz. Beklentilerin paralelinde ya da aksine çıkan konular var. İşte örnek bakınız gıda doğru. tarafındaki artış. Dolayısıyla e, özellikle böyle yılın ikinci yarısı biraz daha ilerleyince biz onları 2 aylık, 3 aylık periyotlar olarak alırsak daha da net görme imkanına sahip olacağız. Peki, şimdi geçmişi konuştuk. Şimdi bugünü konuşalım. Tabii. Sonra da geleceği konuşalım. Tabii. Bugün ne oluyor diye baktığımız zaman geçen hafta borsadaki düşüş dikkat çekiyordu. <laughs> Gerçekten de gözler bugünkü açılıştaydı. Evet. Ee, bazı analistler yükselişte açılacağını söylerken, bazıları yatay kalabileceğini söyledi. Ee, 114 bin seviyesinden 117 binin üzerinde. ...bir seviyeye ulaştı. Yani alımlar hakim. Doğru. Borsaya yerli yatırımcı geldi. Yabancılar çıktı. 150'nin altına indi 16 yıldan beri ilk kez. Ve böyle baktığımız zaman... ...yerli yatırımcının ilgisi arttı diyoruz. Doğru. Bu yerli yatırımcı... ...sence acemi yatırımcı mı? Kısa vadeli bir yatırım aracı olarak... ...borsayı kullanıyor. Oradaki hızlı al satların etkisini mi gördük... ...geçen hafta? Hı hı. E, ve bu kısa vadeli yatırım borsada... ...ne kadar bir risk oluşturuyor? Evet şimdi geçen haftaki performansı baktığımız zaman orada bir kere teknik analizin çok net çalıştığını görüyoruz. İşte 117.900'lük bir direnç noktası vardı. Hakikaten oraya geldi ve oradan geriye doğru biraz geri çekildi. Özellikle perşembe günü gelen çok beklenmedik ani satışlarla beraber. 114, 120 111, üstüne çıktı dedik sevindik. Aynen gördük ve birdenbire evet. aşağıya doğru bir çakılma yaşandı. Şimdi tabii burada en çok zarar gören de küçük çaplı e, yatırımcılar e, oldu yani acemi yatırımcı tırnak içinde dediğimiz kişiler ciddi zarar Aha, gördüler. Ciddi kayıplar olmuştur. E, muazzam yani evet. e, çok da zarar görenler oldu ama bununla ilgili de e, izliyorum birçok e, yatırım uzmanı birçok sektörün doğayanları bu konuda çok uyarılar yapıyor. Yapmaya da devam ediyorlar. E, özellikle e, küçük çaplı yatırımcı nispeten böyle gerçekten profesyonel manada danışmanlık alarak bu hamleleri yapması lazım. Yoksa işte borsada Or ciddi bir yükseliş var, ciddi bir takım fırsatlar var deyip orada alım yaptığında büyük oyuncuların bir takım hareketleriyle birdenbire tepe taklak olma riski var. O risk halen şu anda da var aslına bakarsan. Çünkü iyi bir yükseliş ilmesi var şu anda. İşte 117-900 aşıldıktan sonra 120 binler, 122 binlere doğru uzun vadeli bir beklentimiz var borsa tarafında. Bu eğilim halen geçerli devam ettiriyor. Ama burada tabii küçük yatırımcının çok dikkatli hareket etmesi lazım. İşte bazen bakıyorum, duyuyorum Böyle değişik ortamlarda konuşulan kağıtları belirleyip, ah hadi biz de ondan alalım.'' gibi hamleler olabiliyor. Hiç incelemeden, bakmadan, etmeden. Bunları çok iyi böyle analizlerini yapmak lazım. Biraz sanırım küçük yatırımcı şeyden çekiniyor ya da teknik analiz tarafı onlara biraz ağır gelebiliyor. Çok okumak, incelemek de istemiyorlar. İşte bir arkadaşına soruyor ya da çevresindeki bir, bir takım kişilere soruyor. Bence bunları yapmasınlar. Mutlak suretle bu konu uzmanlarını dinlesinler. Onların adımlarını takip etsinler. Dolayısıyla borsa tarafında yerli yatırımcı da ciddi manada arttı ve küçük kağıtlar tarafında arttı. Mesela büyük o beklediğimiz bankacılık endeksindeki hareket henüz gelmedi. E, hafifçe bir kendini göstermesiyle beraber zaten e, endeks bir şekilde yükselişe geçti. Halen o beklediğimiz artış gelirse de o 120 bin, 122 bin patikası çok daha güçleniyor olacak. E Faiz oranları tüm dünyada düştü bu pandemi sürecinde. Evet. Faiz oranlarındaki düşüş borsadaki artışa nasıl etken oldu? Ee, şöyle şimdi faiz oranları tabii düşmesiyle beraber aslında o likidite ihtiyacın karşılanması ve evet. insanları biraz tüketime yönelmesi tarafıyla etkili oldu. Burada küresel olarak bakacak olursak tabii özellikle ABD 10 yıllıklarının faiz getirilerinin düşmesiyle beraber biraz böyle işte emtia piyasalarında artışlar meydana geldi. Diğer küresel e, endeksler artışa e, geldi ve şu anda BIST 100 endeksi de, Asya piyasaları endeksleşti. Şangay, Winikey endeksin çok paralelinde ve Dow Jones'un da paralelinde gidiyor. İşte mesela sabah erken saatlerinde açıyoruz, bakıyoruz Asya endeksi nasıl oldu diyoruz. Evet. Artışları görünce biz de diyoruz ki evet vadeler arttı ve bugün işte muhtemelen borsada bir artış gelir diyoruz. Yani biraz böyle aslında... Ee, ne diyeyim yani kelime biraz e, sığ bir takım değerlendirmelerle de gidiyor olabilir yani şu anda e, bir üzerindekisi ama tabii ki gösterge açısından baktığımız zaman ülke açısından önemli bir konu. Şimdi Artık reklama işte, gideceğiz ama çok önemli konulara değineceğiz. Dolar TL neden bir aydır sabit, neden hareket etmiyor diye konuşacağız. E, reklamdan hemen sonra birazdan karşınızdayız. Evet biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy kaldığımız yerden devam edeceğiz. Murat en çok gelen evet. soru bir ay oldu dolar tl Değil bir mi? hareket yok 6.85 6.86 payını koruyor bandına özür dilerim. Geçen hafta kazandıranlar arasında dolar da var döviz kavramının evet, içinde evet. olduğu için ama 0.01'lik bir değer kazancından Doğru. bahsediyoruz. Ne oluyor bunun evet. sebebi ne? Şimdi aslında şöyle enteresan bir durum var Nazlı dolarda. Ee, hani ya neden artmıyor? Gayet iyi böyle bir seviyede tutundu diyoruz ama işin aslında şöyle bir boyutu var. Şimdi dolar endeksine bakacak olduğumuz zaman aynı dönemde dolar endeksinin önemli e, çalkantılar görüyoruz. Aşağı yönlü ya da yukarı yönlü. E, dolar endeksini yani dolar değer kaybettiği zaman, dolar endeksi düştüğü zaman aslında TL'nin de dolar karşısında güçlenmesini bekleriz. Evet. Fakat bunun öyle olmadığını görüyoruz. Yani bu e, dolar TL açısında ya bir aydır kur sabit duruyor İyi ama ne güzelin biraz daha şey pek öyle olmadığını söyleyen bir şey. Çünkü hep biz kendimizi karşılaştırdığımız diğer gelişmekte olan ülke para birimleri işte Meksika pezosu, Brezilya reali, Güney Afrika randına baktığımız vakit dolar güç kaybetti vakit o paraların da dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. ters durumda da değer kaybediyorlar ama dolar TL bu değer kazanmasını yani TL değer kazanmasını yaşamıyor. Bunun bir istisnası oldu yalnız. 25 Haziran'da 1 Temmuz arasında oldu o istisnada. O zaman da ne oldu? Borsa 114 bin 150 seviyesinden 116.800'lere çıktı. Yani dolar talebinden ziyade Türk insanı Bors. ismeden borsaya evet. yöneldi ve onlar ötürü bir istisna oldu. Ama onun haricinde mesela bugün baktım sabahtan öğlene kadar yine benzer bir durum vardı. Dolar tarafında değer kaybı söz konusuyken yine dolar TL aynı seviyede durdu. Şimdi bu neyi gösteriyor? Olasılık olarak konuşuyorum. Bu sıkışma dolar TL'de yaşanan 6.85-6.86 sıkışması dolar endeksinin güçlenmesiyle beraber ona reaksiyon gösterme ihtimali aşağı inme ihtimalinden biraz daha fazla. Görünen tablo biraz onu söylüyor. Çünkü yani gelişmekte onun ülke parası... Bir... ki yükselmesi daha olası düşmesinden. Evet daha olası gözüküyor. Eğer o yükselme tarafına da bakacak olursak işte çıtalara şu anda 6.86'dan yukarı yönlü bir hareket olursa bir 6.88-89'a doğru giderse o e, orayı da aşıp da günlük kapanışlar o seviyelerde olursa 7'ye doğru gitme ihtimali de biraz kuvvetlenebilir. E, tabii aşağı inme de her zaman için burada e, şey olasılık dahilinde bakıyoruz ama bir aydan beri dolar güç kaybetse de e, küresel diğer paralara karşı hem gelişmiş ülke para birimleri hem de gelişmekte olan ülke para birimleri dolar TL'nin aşağı yön aşağı inmemesi önemli. Yani burada e, TL evet çok güçlü bir vaziyette dolara karşı duruyor. Savı e, benim bu analizimde biraz tam öyle değil gibi e, gözüküyor. Peki, dolar her an yükselebilir diyorsun. Bunun için takip edilmesi gereken e, konular var mı? Yoksa biraz bekleyip görecek miyiz? Yatırımcıya göre değişir mi diyorsun? Ee, şimdi bir beklemek lazım. Çünkü neden bu ay ne var? Fed. Evet. Avrupa Merkez Bankası ve bizim merkez evet. bankamızın faiz kararı Doğru. var. Çok uzun zamandan beri üçü aynı ayda Doğru. bir açıklama yapacak. Doğru. O var e, parasal sıkılaşma ile ilgili şimdi e, konu gündemde bizim evet. Merkez Bankası acaba yılın ikinci yarısında biraz parasal sıkılaşmaya gider mi konusu var evet. o yüzden sordum. Evet şimdi o konuda e, enteresan bir durum aslına bakarsan şimdi iktisadi teoriye bakacak olursak biz e, Merkez Bankası acaba faiz oranı tekrar yükseltir mi yani sıkılaştırmaya gider mi diye sorduğumuz vakit durum şunu gösteriyor. Ne zaman yükseltir merkez bankaları faizlerini? İşte talep ciddi manada artmışsa, hı hı. E, fiyatlar ciddi olarak yükseliyorsa merkez bankası ekonomiyi bir soğutmak ister ve faizleri hafiften bir yükseltim der. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman bu böyle olması normal, doğal karşılanabilir bir durum ama biz anormal bir ortamdayız şu an. Nedir o? Pandemi, Pandemi. E, ortamındayız. Dolayısıyla merkez bankası e, bu yönde bir hamleyi atması çok. Cesur bir hareket olur yani bütün küresel e, merkez bankaları da genişleyici para politikasına devam ederken. Ben aslında merkez bankasının son toplantısında bunun farkında net bir şekilde olduğunu ve faizliliğinizi bu yüzden değiştirmediği düşünüyorum. Sabit bıraktığını düşünüyorum. Yine genişleyici para politikası devam edecektir. Ancak geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz aylarda gördüğümüz gibi işte 75 bas puanlar 100 bas puanlar göreceğimizi çok tahmin etmiyorum. Biraz daha böyle dar bir patikada. gidecek Ya sabit bırakacak diyorsun? Evet, ya da 25 evet. bas puanlık bir indirim evet, olabilir. Muhtemelen, muhtemelen, öyle olabilir. Ha, bu tabii şeye yansır mı? Kredi faizleri tarafından ne gibi bir etkisi olur diye bakacak olursak, orada da zaten ta Temmuz ayından o 425 bas puanlık düşüşten bugüne geldiğim sürede de Merkez Bankası faiz indirdikten sonra biz bankalarda da müthiş böyle bir faiz oranları indirimleri görmedik aslında. Ee, normal bir indirim vardı ama çok böyle onun yansıması paralelinde görmedik. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası da aslında bununla net gördü. Ne oldu evet. ondan sonra BDDK ne yaptı? Aktif rasyonunu açıkladı daha çok şey yapmak, itmek için. O nedenle işte Merkez Bankası politikasını biraz daha böyle dar bantta götürdü. Acaba eyvah faizler yükselir eder mi gibi bir endişeye çok ciddi girmemek lazım. Oradaki reaksiyon çok böyle şey gitmiyor. İyi bir korelasyon da gitmiyor şu anda. Kredi dönemi bitiyor mu? Evet şimdi kredi dönemi bitiyor mu diye baktığımız vakit şu an için bitiyor gözükmüyor. Fakat Eylül, Ekim gibi... Ha konuşmalar başladı Murat. Evet. Yıl evet. sonundan sonra bu kadar esnek olmayacak denildi. Evet. O da aynı zamanda şu soruyu da çıkardı. Şu an esnek mi ki? Evet. Şimdi şu an esnek mi ki dediğin çok önemli bir şey Nazlı. Evet. Çünkü şunu bir kere net ortaya koymak lazım. Kredi kullanıcı, kullanıcısı kredi kararını verirken baktığı bir sürü şey var. Kriter var. Kriter Nedir bunlar? var. Faiz oranı, bankanın iş risk iştahı, istili gibi olumlanması, onay rahatsızlık gibi şeyler falan faiz oranı bu etkenlerin içerisinde en ön planda olan bir unsur değil. Yani çünkü bir bankanın faiz şunu ispatlayabilirim. Nasıl ispatlayayım onu? Eğer öyle olsaydı faiz oranı en düşük olan bankanın şu an kredi portföyü en yüksek olurdu. Çok doğru. Değil mi? Neden değil? Çünkü o bankanın faiz oranı nispeten yüksek ama işte iş daha fazla, onlar rasyonları yüksek, süreçleri daha hızlı gibi olduğu bu vakitte bunlar faiz oranını eziyor. Şimdi bankalar tabii faiz oranlarını indir yükseltseler dahi bir nispette iş, önemli olan şey risk iştahlarının devam etmesi lazım. Bazı konularda mesela Türkiye'nin yaşamış olduğu geçtiğimiz dönemde krizler de ne yazık ki halen izlerin tam temizlemiş değil. İşte nedir onlar? 2008 yılında yaşanan mortgage krizi mesela. Halen büyük çaplı müteahhit projelerinde bankalar çok ciddi böyle iştahlı yaklaşmıyorlar. Özellikle özel bankalar tarafında konuşuyorum. Mesela otomotiv sektöründe filo kiralama açısından bakacak olursak. Orada da böyle çok iştahlı bir takım yaklaşımlar yok. Önemli olan şey Eylül Ekim gibi zannediyorum yani bu benim kişisel tahminim faizlerden ziyade biraz bankaların bu şişen e, kredi portföyleri çok daha fazla onları ilerleme konusunda e, teşvik etmeyecektir biraz daha böyle duralım bakalım e, konusu etkili olacaktır ve BDDK'nın da bu yaratmış olduğu e, baskı biraz daha hafifleyecektir diye tahmin ediyorum. E, peki o zaman şunu bireysel baktığımız zaman çünkü biz de şimdi geliyor sürekli veriler geliyor evet. Senle de yayınlarda konuşuyoruz. Konut kredilerinde örneğin evet. konut konut kredilerinde rekorlar kırıldı deniliyor evet. ee, ama öbür taraftan baktığımızda işte tüketici kredilerinde e, yine rekorlar kırıldı deniliyor. Evet. Bu kamu bankaları için mi konuşuluyor o zaman anlamadım yoksa sen e, ticari kredileri ayrı tuttun bireyselimi ayrı tuttun. Ee, şöyle hemen netleştireyim. Ben hala şu an bugünü konuşuyorum hani Okey. ileriye dönük anlıyorum. Tabii. Şöyle netleştireyim, şimdi kom bankaları tarafındaki büyüme çok yüksek. Özellikle Çünkü sen de duyuyorsun şikayetleri. Aynen. Yani ihtiyaç kredileri tarafına bakacak olursak %78 civarında falan kom bankalarının artış hızı. Hı hı. Ee, özel bankalar bu artış nispeten daha gerisinde. İşte konut kredileri, özellikle bireysel konut kredileri yine kom bankaları tarafında çok hızlı artıyor. Ama kamu bankalarındaki bu artış sırf bu yıla has değil. Yani 2019'da da aslında konum bankaları yine nispeten öndeydi. Fakat bu yıl çok daha fazla artışa geçtiler. Ama özel bankalarda Nazlı şöyle bir dert yok. ...ya toplam kredi pazarından kom bankaları çok daha fazla pay alıyorlar... ...aman biz oraya yetişelim rekabet edelim gibi bir dertte inan çok fazla değiller özel Hı -hı. bankalar. Ee, ama şu var komu bankaları... O yüzden mi kuracakları şirket önemli? Ee, evet o, nispe, ondan ötürü bence bu hamlede geliyor zaten. Çünkü Hı -hı. ekonomi yönetimi şunu çok net bir şekilde gördü. Merkez Bankası tarafından yaratılan bu faiz oranının indirimleri... ...özel bankaların faiz oranını indirip de a, kredi vermesini teşvik edemedi. Bir hamle geldi aktif rasyosu. Olay etmedi bir hamle daha geldi gayrimenkul sektörü, otomatik sektörü. İşte dolayısıyla e, özel bankalar tarafında o artış hızı nispeten halen kom bankalarını yakalamış değil şu anda. Keşke Euro-Dolar paritesi konuşacak vaktimiz olsaydı Murat ama programımızın sonuna geldik. Evet. Ama şunu da söyleyebilirim çok önemli bir bilgi çünkü Euro-Dolar paritesinde bu hafta takip edilmesi gereken en önemli konu Cuma günü olacak. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var onu biraz önce sevgili Murat da değerlendirdi. Bu hafta çok veri dolu bir hafta olacak hepsini yakınen takip ediyor olacağız efendim yarın görüşmek üzere.